Girişimizi yapalım mı? Çe. Hazır mısınız? Hadi bakayım. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Çök çök. Kendimize bir tane laboratuvar kuracağız. Hacker olduk oğlum. Yazılar akıyor. Hacker olduk. Kendi kendimizi hackleyeceğiz. İşte bu. Bomba ne? Tamamen ücretsiz kaynaklarla bunu yapacağız. Oh yeah. Hazırsan başlayalım. Sevgili YouTube, nasılsın? Hoş geldin. Bugün yine yayında güzel bir çalışmayla karşınızdayız. Umarım bu video da hoşunuza gidecek. Biz twitch.tv/lunis adresindeyiz. Kanala abone olabilirsiniz. Yayınlara gelebilirsiniz. Salı, perşembe, pazar saat 8'de. Discord'da bekliyorum. Bütün linkler aşağıda var. Ne yapacağız bugün? Bugüne kadar anlattığımız birçok kaynak, birçok web sitesinden farklı olarak kendi kendimize, bize yetmeyen alanlar olabilir. Ya da İngilizce dil problemimiz olabilir. Ivır olabilir, zıvır olabilir. Bir takım limitasyonlarımız olabilir. Bunlarla uğraşmak istemediğimiz için kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz. Ne yapacağız abi? Kendimize bir tane laboratuvar kuracağız. Kendi kendimizi hackleyeceğiz. Bu laboratuvar içerisinde ister Windows makine ister Linux makine ne istiyorsak kuracağız. VMware içinde veya VirtualBox üzerinde nasıl çalıştığına bakacağız. Yapmamız gereken ayarlardan söz edeceğiz. Ondan sonra da çatır çatır bunu kurup güzel bir şekilde bunu hacklemeye çalışacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Bomba ne? Tamamen ücretsiz kaynaklarla bunu yapacağız. Oh yeah. İşte bu. Neyse, hazırsan başlayalım. Şimdi arkadaşlar yine ünlü bilgisayarımızı açtık. Ne yapacağız abi? İki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi şu adres. VMware Player diyelim. Bakalım VMware Workstation Player. Bir tane de VirtualBox. Şimdi abi VirtualBox üzerinden anlatayım size. VMware Player da bunun aynısının laciverti, tamam mı? Hiçbir farkı yok. Sen direkt olarak Virtual'ını alıyorsun, VMware Player'ını. Bu ücretsiz. İstediğin gibi kullanabiliyorsun bunu. Gördüğünüz gibi bütün işlemleri yapabiliyor. Aynı, paralısında daha güzel özellikleri var. Bu normal işimizi görecek kadarını hallettiriyor bizim. Özel bir şeye ihtiyaç yok. Bunu neden sanallaştırma işi yapıyoruz? Ondan bahsedeyim. Şimdi bilgisayarı alıp kendimiz direkt Linux'u üzerine kurabiliriz ve ondan sonra eğitime başlayabiliriz. Dual boot da yapabiliriz. Ancak şöyle bir problem var. Bunlar içerisinde çalışırken işte atıyorum bir bilgisayarı kapat, hedef bir bilgisayarı aç, ondan sonra değişik bir başka bilgisayar yükle, bilgisayarın ayarlarını ona göre yap vesaire veya batırdığın bir şeyi sil, formatla tekrar yükle kısmında vakit kaybetmemek adına ve işte atıyorum bir şey yapmadan önce save alıp oyun oynar gibi save alıp geri o snapshot'a dönebilmek gibi avantajları olduğu için bilgisayarımızda bir sanallaştırma teknolojisi kullanmakta büyük fayda var sevgili dostlar. Onun için bir VirtualBox veya VMware Player kullanarak rahat rahat istediğimiz miktarda makinaları açıp istediğimiz miktarda yönlendirmeyi, kendi aralarında çalışabilecekleri bir sanal network'ü kurmayı veya sanallaştırma yapmayı başarabiliyoruz. Tamam mı? Devam ediyorum. VMware'ı buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi web sitesinden bakarak indirebilirsiniz. Nereden? Download now diyor işte. Workstation Player basıyorsunuz. Free olarak. 64 bit işlemciler için basıyorsunuz. Geliyor. Bunu bu seferlik download etmeyeceğim sizin için. Çünkü bende Workstation var. Boşu boşuna onu bozmayayım. Ama size VirtualBox'ı download edeceğim. VirtualBox'ın geliyorum burada değişik platformlar için hazırlanmış versiyonu var. Ben Windows kullanıyorum. Windows'a gidiyorum. Windows için olan versiyonu benim karşıma çıkıyor. Save diyorum abi. Download etti 100 MB'ı. Ondan sonra açıyorsunuz. Next, next, next şeklinde bir installation'ı var. Next, next, next. Yes diyorsunuz. Install diyorsunuz abi. Direkt installation'ını yapıyor. Tamam mı? Kurulumunu gerçekleştiriyor. Pıdıdı 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 pıdıdı. İsterseniz sonradan diğer şeyleri de indirebilirsiniz. Extension pack'leri gösteririm neler olduklarını. Ya da göstermem, kendiniz bulun. Bana ne? Nedir? Kurduk abi. VirtualBox'ımız açılıyor. Çiçeğink gibi geldi. Tamam mı? Şimdi ben bununla uğraşmıyorum size. Bunlar benim kendi makinalarım. Bunları göstermiyorum. Şimdi benim elimde iki seçenek var. Bir tanesi Kali Linux VirtualBox versiyonu diyorum. Bir tane de Parrot VirtualBox. Şimdi dostlar, iki tane distro'muz var bu işlerde güzel kullanabilmek için. Birden fazla şey de yapabilirsiniz ama bunlar güzel olanları. Kali en popüler kullanılanı, en çok kaynak bulabilmeniz ve en rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz distro. Parrot'ta ise yeni, daha fazla tool'un içinde olduğu ve daha küçük bir kitle tarafından, hani küçük olduğunu düşündüğüm bir kitle tarafından en azından kullanılıyor. Parrot'ı ben biraz daha fazla seviyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Eğer Linux'a aşina değilseniz, böyle ne yaptığınızı bilmiyorsanız, o zaman Kali'de daha fazla yardım bulabilirsiniz sevgili dostlar. Öyle bir durum var. Kali'nin VirtualBox imajına geliyorsunuz abi. 3.3 GB'lık bir dosya. Burada da iki alternatifiniz var. Onu da göstereceğim. Zaten Parrot'ta da aynı mantığı yapacağız. Bir tane bakın, hazır bu dosya. Buna basıyorum. Bu indirmeye başlıyor, tamam mı? Bu yine dursun. Başladı abi. Heh, burada dosyamız. Şimdi PC Downloads'un içine geldi, tamam mı? İçinden bir OVA dosyası çıktı. VMware'i açıyorum abi. File, Import Appliance yazıyor bak. Basıyorum Import Appliance'a. Dosya nerede onu göster diyor. Gidiyorum dosyaya. Neredeydi? Downloads'un altında. Kali Linux OVA diye. Bak bugün indirmişiz. Open dedim. Next. Adam bana dedi ki 2 GB RAM'le 2 CPU'lu çiçek gibi getiriyorum makineyi sana. Uyar mı diyor. Ben dedim ki ben bu RAM'i sevmedim.
4096 yapıyorum. Üstüne çift tıkladım. 4096 yaptım. Enter'a bastım. Import dedim abi. Bu dedi ki GPL bilmem ne filan falan. Agree dedim abi. Şu anda importunu gerçekleştiriyor. Tamam mı? Ulan download süresinden daha uzun sürede import ediyor şerefsiz. Şimdi abi geldi bizim makina. Şimdi bu geldi ya. İzlediğiniz bütün videolarda root Tor'la bağlanıyor. Burada 2020'den itibaren Kali Kali ile giriyorsunuz abi. Tamam mı? Kali Kali. Yazdınız iki kere Kali. Girdiniz makinaya. Hayat size güzel. Şimdi arkadaşlar bunu yapabilir hale gelebilmek için şöyle bir ihtiyacınız var. Makinanızda sanallaştırmanın açık olması gerekiyor. Sanallaştırma makinede nasıl açılıyor? BIOS'ta giriyorsunuz. Bak şimdi onu da gösterelim. Olayımız şu abi. Böyle bir durumda giriyorsunuz BIOS'a. System Configuration, Virtualization Technology, ondan sonra değiştir diyorsunuz. Sonra save edip geri kapatıyorsunuz. Bak, bunda da Advanced'in altındaymış. Dell'de Advanced Virtualization'ın altındaymış. HP'de System Configuration Virtualization'ın altındaymış. Lenovo'da Security'nin altında Virtualization'ın altındaymış. Desktop'larda Advanced'in altında CPU Setup'ın altındaymış. Sony'den bir şey almayın lan, bu ne? Bruh. Toshiba'da Advanced'in altında Virtualization Technology'nin altındaymış abi, tamam mı? Hyper-V'yi kapatmanız lazım arkadaşlar. Yoksa Hyper-V açık olursa şey de patlıyor. Diğer Virtualization'ların hepsi patlıyor, tamam mı? Biraz bızıklayınca çıkıyor zaten. Gıncır 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 bulacaksın işte, bir şey yok. VMware'ımız geldi. Çiçek gibi karşımızda Kali'miz açık. Geldik. Adam diyor ki abi ben nmap yapacağım. Komut bulunamadı diyor. Herif diyor ki ifconfig yaz diyoruz, tamam mı? Küt yazıyor. Command not found. Abi diyor ne yapacağım? Bak şimdi. apt update diyorsun bak şimdi. Bir sürü hata. Permission denied. Lan bu ne? Falan. Birader çözüm işi o. Samsun, Urfa, Diyarbakır, Ordu. Yazıyorsunuz. Ondan sonra get update. Bana diyor ki yaz abi. Kali dedim. Enter'a bastım. Çalıştı la. Upgrade diyorsun. La bu da çalışıyor. Oğlum hepsi çalışıyor. Hacker olduk oğlum. Yazılar akıyor. Hacker olduk. Sudo ne abi? Sizin Super User Do. Tamam mı? Yani yapmaya çalıştığımız şey Super User Right'larıyla, eşitliğiyle, o haklarıyla o hareketi gerçekleştirmek. O işe yarıyor. Saldırı yapmak için yapmak istediğimiz, kullanmak istediğimiz bilgisayarı kurduk. O iş bitti. Şimdi kendimiz hackleyeceğimiz makinaları toplayalım bir yerlerden. Tamam mı? Bizim Discord'ta da linki var bunun. Wunhub diye bir şey var. Wunhub aslında şöyle bir şey arkadaşlar. Hacklenebilir makinalar, VM'ler halinde bu sitede yer alıyor. Burada yer almasının önemli özelliği şu. Bu makinaları istediğimiz gibi kuruyoruz, hackliyoruz aynı network içerisinde. Ondan sonra takıldığımız yer olursa buradaki birçok makinenin de çözümü var. Okuyup izleyebiliyoruz. Böylelikle öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Diğer makineyi de indirdik, hatırlıyor musunuz? Şimdi buraya geri geldim. Oracle VirtualBox abi. Yine aynı şekilde file import appliance diyorum. Nereden diyor basıyorum. Tamam mı? Downloads'a geliyorum. İçeride bizim indirdiğimiz OVA'mızı bulduk. Open dedim abi. Direkt open dedim. OVA'mı gördü. Next. Hiçbir şeyi inciklemiyorum, tamam mı? Import baba. Çalıştırıyorum. Bu hedef makinemiz. Buna saldıracağız, tamam mı? Bitti. Açıldı bak. Hiçbir şeyini bıçıklamıyoruz bunun. İncikleme kurcalama. Bu böyle kalacak. Bununla hiçbir işimiz yok. Bu makine açıldı. Bu bizim saldırı makinemiz, tamam mı? Biz bunun içinden geçeceğiz. Amacımız o. Ne yapıyorsunuz abi? Geliyorsunuz. Buradaki kalimiz çıktı ya. Net Discover diyorsunuz. Hadi XTB'yi de ben yapayım sizin için. Bakıyor herif şimdi. Bakalım nerede ne makineler var. 236, 237. Bu çok uzun sürecek ya. Bir dakika arkadaşlar. Net Discover 192, 168. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye. Ifconfig -a sudo neymiş? 10.0.0.2. Tamam abi. Net Discover 10.0.0.0/24. Nasıl yapıyormuş? Range. Ha tamam. Net Discover -r. Bakayım 10.0 network'üne. 16 dersem yine çok büyük olacak. 10.0.0'dan almadı mı bunu? Peki. Bakıyor. Aha. Geliyor bir şeyler. Geliyor geliyor. 10.0.0'dan aldı o zaman. 0.2'den 2.2.2.3.2.4'ten biri o zaman bu. Sudo nmap 10.0.0 dur. 0.2.0/24 buraya bakalım. Tamam. -pn -vv -o -a bakayım şuna. Ah geliyor. Bak portlar geliyor. Portlar geliyor abi. Aynen. Geliyor şimdi. Hayır, net bir IP bloğu abi. Oradaki 24 IP, 24'lü IP bloğuna bak sadece diyorum, o kadar. Sevgili YouTube, burada gördüğünüz gibi makineyi buluyorsunuz, makineye ulaşıyorsunuz. Ondan sonra taramanızı yapıp makineye write-up'larda yazdığı gibi, bu ekranlarda gördüğünüz gibi çözümlere bakarak istediğiniz gibi çözebiliyorsunuz. Bakın burada bir sürü çözümü var. Bunları uygulayıp görüntüleyebilirsiniz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Böylelikle kendi labınızı kurabilirsiniz. Daha detaylı bunları bir kurun, bir çalışın üstüne. Biraz daha üst seviye
seviye laboratuvarlar var. Windows Active Directory'leri falan kurabileceğiniz laboratuvarlar var. Bunları merak ediyorsanız Discord'a gelin. Linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Yayına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Twitch'teki yayınlara gelmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Kurda kuşa yem olmayın. Bol bol hackleyin. Bol hackli günler. Hadi eyvallah.